95.8 Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de ben Burcu Eken. Bugünkü konuğum Ekvador milli takım oyuncusu Mayra Olvera bizlerle birlikte olacak. Kendisi İspanya'da 2. Lig'de Real Sporting'de forma giyen bir futbolcu aynı zamanda. Bakalım bu karantina sürecinde neler yaptı? Aynı zamanda Ekvador'da durum nasıl? Hepsi ve daha fazlasını sizler için konuşacağız. Fakat biliyorsunuz ki biraz İspanyolca, biraz Türkçe konuşarak programımızın, röportajımızın akışını sağlayacağız. Sizler için çok güzel bir sohbet olmasını diliyorum. Bakalım kendisi neler söyleyecek. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Encantada de poder compartir con todos ustedes. Kendisine nasılsın diye sordum. Böyle bir organizasyonda olduğum için öncelikle çok mutlu oldum söyledi. Ben de şimdi devam edeceğim İspanyolca. Primero decirte yo hablo español, pero hablas conmigo despacio, por favor, porque si hablas rápido, yo no entiendo nada. Porque estoy viviendo en Turquía, nadie habla español aquí, por eso tal vez me olvido palabras y también me olvido tu, ¿cómo se dice? Me olvido palabras, por eso, sí. Despacio, por favor. Sí, seguro, hablaré lo más despacio que pueda, pero si me olvido, me haces repetir sin ningún problema. Ayudarme, por favor. Sí, cuenta con eso. Dale. Öncelikle kendisine İspanyolca konuştuğumu fakat Türkiye'de çok fazla İspanyolca konuşan olmadığı için bazen kelimeleri unutabildiğimi ve konuşamadığımı söyledim. Bu çok normal çünkü anında ikinci frekansa geçmek oldukça zor. Özellikle bizler için çünkü hem burada yayın yapıyoruz hem sizler için İspanyolca konuşup hem Türkçe'ye çevirmek biraz oldukça zor olabiliyor tabii ki ama Mayra olabildiğince bana yardımcı olacağını ve problem olmayacağını söyledi. Segundo, necesito un poco tiempo por traducir, pero porque en radio nadie no entiendo español, por eso hablas contigo español, también traduzco turco, necesito un poco tiempo. Sí, seguro, cuenta con el tiempo también. İkinci olarak da kendisine şunu söyledim, dedim ki radyoda dinleyenlerimizin anlayabilmesi için İspanyolcayı Türkçe'ye çevirmem lazım. Seninle biraz İspanyolca konuşacağım. Sonrasında biraz Türkçe'ye çevireceğim ve bu şekilde yayınımızın akışını sağlayacağız dediğimde ise kesinlikle sana yardımcı olacağım. Biraz önce de söylediğim gibi hiç problem yok demiş oldu. ¿Estás listo? ¿Estamos listo? Vamos. Estamos listos. Evet, hazırsak başlayalım dedim ve kendisi de hazır olduğunu ve başlayabileceğimizi söyledi. ¿Cómo pasas el tiempo en cuarentena en Ecuador? Yo regresé desde España el 31 de mayo y una vez que uno viene del extranjero a Ecuador, hay que cumplir un aislamiento obligatorio, una cuarentena obligatoria en un hotel. Son 14 días, pero al séptimo día te dan la opción de hacerte una prueba de PCR que salga negativa para COVID-19 para poder cumplir a partir del séptimo día los otros 7 días desde casa. Dale. Ok. 31 Mayıs'ta İspanya'dan Ekvador'a geçmiş Mayra ve 14 günlük bir karantina sürecini de otelde şu anda tamamlıyor ve bugün de negatif sonucunu almış. Karantina içerisinde yapılan COVID-19 testinin sonucu da negatif olarak gelmiş zaten. Fakat son birkaç günlük karantina süreci olduğundan dolayı da yine otelden çıkmadan kendisini güvenli bir bölgede, çünkü yabancıların İspanya'dan ayrılmasını söylemişler ve o yüzden de Ekvador'a gitmiş zaten Mayra Olvera. Bu şekilde şu anda karantina sürecini bir otelde, ailesinden uzakta bir otelde, şehir merkezinde gerçekleştiriyor. Dale. ¿Qué haces en Ecuador ahora? Estoy aquí en Ecuador porque en España
en el Sporting de Gijón, se terminó el contrato. Uh-huh. Una vez también que termina el contrato, tenía que regresar por mi familia y por temas de documentación. Uh-huh. Visa, todos los documentos que tienen que ver con mi retorno al Ecuador, y son los documentos que hay que tener para poder estar en España. Şu anda Ekvador'a döndüğünü, çünkü Sporting'de, Real Sporting'de, İspanya 2. liginde oynayan Real Sporting takımında kontratının da sona erdiğini söyledi. Ve bu şekilde de Ekvador'a dönmek zorunda kaldığını dile getirdi Mayra Olvera. Ve şu anda dokümantasyon, yani dokümanlara, Türkçe olarak da söyleyemedim, dokümanlarının bazılarının yenilenmesine ihtiyacı var. Örneğin bunlardan bir tanesi vizem diyerek cevap vermiş oldu. Ve bundan dolayı da şu anda Ekvador'da kendisi, Ekvador milli takımı oyuncusu Mayra Olvera şu anda, dediğimiz gibi 14 günlük de karantina sürecini zaten Ekvador'da tamamlıyor. ¿Cómo buscas en Europa también en España? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Por qué estás normalmente estás viviendo en Ecuador? También en jugaste fútbol en Turquía, en España, perdón. Okay. En España, ¿qué diferencia en tu país? ¿Cultura, fútbol? Sí, exactamente. Hay mucha diferencia desde lo cultural hasta el tema de futbolístico. Uh-huh. Este fue mi segundo año jugando en España. Uh-huh. Yo también jugué en la Liga Colombiana, pero obviamente también Sudamérica, uh-huh, un país vecino. Pero al inicio se me complicó mucho jugar en España, uh-huh, por el tema mismo de cultura, cambio de horario, hay 6-7 horas de diferencia, y todo eso se me complicó al inicio. El fútbol también es diferente porque es, para mí, desde mi apreciación, es más rápido, más táctico, más que todo eso, táctico. El fútbol acá en Sudamérica, en América Latina, pues, es un poco más físico, tal vez. Uh-huh. Ne gibi farklılıklar var Avrupa'da ve aynı şekilde İspanya'da, kendi kültürünle, kendi ülkenle ne gibi farklılıklar var diye sorduğumdaysa, öncelikle zaten farklı yarım kürelerde yer aldıklarından bahsetti. Avrupa kuzey yarım kürede, Ekvador'da güney yarım kürede yer aldığından dolayı saat farklılığı var, kültür farklılıkları çok fazla, futbol anlamında da farklılıklar var. Örneğin Güney Amerika'da ve aynı zamanda Kolombiya'da futbol oynadığında çok daha fiziksel olarak futbol oynandığını, ama Avrupa'da çok daha fazla taktiksel olarak futbol oynandığından bahsetmiş oldu. Bu anlamda da futbol anlayışının Avrupa'da çok daha farklı olmasından dolayı 28 yaşındaki genç futbolcu biraz ilk geldiği sezonda sıkıntı yaşadığından bahsetti. Çünkü bu sezon ikinci sezonu ve ilk sezonunda, geçtiğimiz sezon biraz adaptasyon sürecinde de aslında sıkıntılar yaşadığını bu anlamda dile getirmiş oldu. ¿Qué cambiará después de coronavirus en fútbol y también mundial? ¿Qué cambiaría por el coronavirus en el fútbol? Me comentas, ¿verdad? Y sí, también puede ser en nivel personal. Sí. O sea, en realidad pienso que todo este tema de la pandemia, uh-huh, nos sacudió a todo el mundo. Sí. Nadie se esperaba que pasara algo así. Y pienso yo que, viéndole el lado positivo, porque siempre me gusta sacar el lado positivo de las cosas, esto te ayudó a apreciar
mucho más todo lo que tienes. Fútbol, familia, amigos, el tiempo libre, dedicarlo bien. Uh-huh. En mi caso, yo no veo mucho a mi familia. Sí. Porque, por lo general, he estado viviendo los últimos años fuera del país y vengo a Ecuador 3-4 meses. Entonces, lo que cambiaría es dedicarle mucho tiempo más a mi familia, mi uh-huh. papá, mi mamá, mi hermana, y tengo un sobrino que son los más cercanos a mí. Y en el fútbol, aprovechar y seguir disfrutando del fútbol, de los entrenamientos y de las compañeras también. Dale. Koronavirüsten sonra ne gibi değişiklikler olacak diye sorduğumdaysa, özellikle bundan sonra aileme daha çok vakit ayıracağım, kuzenlerimle daha çok vakit geçireceğim, arkadaşlarımla daha fazla birlikte olmak istiyorum dedi. Çünkü kendisi için ve dünya için aslında pozitif şeyler olduğundan bahsetti. Bunlardan bir tanesi de dediği gibi ailesi ve arkadaşlarına çok daha fazla vakit ayırması gerektiğinin farkına vardıydı. Kendisi için ve aslında dünya için de güzel şeyler olduğunu, aslında bu koronavirüsün çok da kötü bir şey olmadığını, bazı şeyleri anlamamız açısından da iyi bir şey olduğunu söylemiş oldu. Mayra, ¿estás jugaste en fútbol España? Fútbol en España. ¿Escuchaste en femenino equipo de Beşiktaş? ¿Cómo? Beşiktaş. ¿Beşiktaş? Sí. ¿Qué es? ¿Un equipo de fútbol? Un equipo de fútbol en femenino Turquía, en Turquía. Ah, en Turquía, no en España. Sí. No, ah, no. Okay. Ah, okay. No, no, no he escuchado. No, no. Escuchado. Dale. Beşiktaş'ın kadın futbol takımını daha öncesinde hiç duyup duymadığını sordum. Ona vermiş olduğu cevap da hayır oldu. Bu anlamda da aslında ben biraz üzüldüm. Porque en 8 de marzo en Turquía estuve tiene un muy grande partido con Atlético de Madrid. Sí. Por eso, para nosotros muy importante partido, porque primero partido de todos los hinchas, a veces 5,000, 30,000 espectadores, hinchas. Antes de coronavirus. Por eso, tal vez escuchaste Beşiktaş y también Atlético de Madrid, pero no, estoy triste. En realidad, leo mucho el tema de redes sociales, redes informativas, sigo a diferentes páginas y uh-huh. ahora que lo mencionas, leí también, inclusive el Atlético de Madrid en España también sí. tiene un récord de partidos e inclusive llenó un estadio, su estadio original, lo llenó totalmente en un partido de fútbol femenino. Uh-huh. De lo de Turquía, por la manera de cómo lo mencionabas, el acento, el del nombre, la mención, no caí en cuenta y te dije que no lo conocía. En realidad no lo conozco, pero sí leí la noticia que acabas de decir. Tal vez próximo año vas a ir en Turquía también, Beşiktaş, ¿no? Sería un honor para mí. Evet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Beşiktaş'ın Atletico Madrid'le yaptığı maçı sorduğumdaysa sosyal medya üzerinden İspanya'da takip ettiği sayfalardan böyle bir şeyi gördüğünü söyledi. Sonrasındaysa kendisine şöyle bir soru yönelttim.
belki de önümüzdeki sezon Türkiye'ye gelirsin, Beşiktaş'ta oynarsın diye cevap sordum, söylediğimde ise neden olmasın diye bir cevap verdi. Último, sueños con entrenar después de fútbol. ¿Quieres entrenar equipo en España o también Europa? Yo como jugadora. Sí, ahora estás jugador. Me dicen jugar. Yo sé, pero después de fútbol. Ah, después. Ok. Sí. Justamente yo también soy directora de fútbol. Sí. Me gradué acá en Ecuador de la carrera de directora técnica de fútbol. He estado al frente de clubes de acá de Ecuador, pero no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, entonces me decidí por mi carrera futbolística. Uh-huh. Después de esto, cuando ya acá en Ecuador o en Sudamérica le decimos colgar los botines, colgar los pupos, o sea, los zapatos, uh-huh, cuando ya no juegue, tengo en planes seguir mi carrera, estudiar una maestría en gerencia deportiva y estoy trabajando también en una marca personal. Uh-huh. Dale. Son olarak da futbolu bıraktıktan sonra Avrupa'da ya da İspanya'da teknik direktörlük yapmak isteyip istemediğini sordum. Tabii ki de böyle bir şey istiyorum ama şu anda sadece futbol oynuyorum ve futbolcuyum dedi 28 yaşındaki Mayra Olvera. Gelecekteki planlarım içerisinde futbolu bıraktıktan sonra Ekvador'da teknik direktörlük yapmak istiyorum ve kendimi bu konuda da geliştirmek istiyorum diye eklemiş oldu. Muchas gracias por la entrevista, Mayra. Muchas gracias a ti y a todas las personas que me están escuchando. Y les envío un abrazo de gol desde acá de Manta, Ecuador. Ah, muchas gracias. Çok teşekkür ediyorum dedim. Röportajı kabul ettiği için ve röportaj gerçekleştirdiğimiz için. Kendisi de seni Ekvador'dan kucaklıyorum ve çok teşekkür ediyorum ben de bu röportajı yaptığımız için diye cevap vermiş oldu. Evet sevgili 95.8 Radyo Gol dinleyenleri, Ekvador milli takımı oyuncusu ve aynı zamanda İspanya Real Sporting takımı oyuncusu Mayra Olvera ile yapmış olduğumuz söyleşinin deşifresini www.radyogol.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Berksayar arkadaşımızın yapacağı deşifrenin aynı zamanda Twitter üzerinden de paylaşımlarına ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi biz kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz.